Şahsın kendisiyle 2014 yılında görücü usulü evlendim. Yani bir şekilde akrabalar vesile oldu. O şekilde evlendik. Nişanlık sürecimizde herhangi bir şey yoktu. Zaten evliliğimizin süresi çok kısa bir süreydi. 3 ay içerisinde her şey, tüm işlemler gerçekleşti. Evlilikten 2 ay sonra bizim şiddetlerimiz başladı. Çünkü kendisi madde bağımlısıymış. Ben nişanlıyken onun herhangi bir madde kullandığını falan bilmiyordum. Zaten bilseydim öyle bir evlilikte yapmazdım. Daha sonra zaten hemen çocuk oldu. Fakat ailesi zaten bunun bu psikolojik sorunlarını biliyor ve kendisi de bekarken ailesiyle defalarca kez bu tür olayları yaşamış. Hatta konuları, davaları falan da var. Ailesi kendini kurtarmak için hani evlendirelim, en azından evlenince biz kurtuluruz mantığıyla beni yaktılar. Yani ailesi bile bile bu evliliğe bir onay verdi. Çocuk olduktan sonra şiddet hala devam etti. Yalnız bu sürede bizim davalarımız olduğu için cezalar aldı. Ve daha önce de ailesiyle ilgili sorunlarından dolayı ertelenmiş cezaları vardı. Ve bu cezalar üst üste geldiğinden dolayı cezaları gelmeye başladı. Ve cezaevine bir girdi. 2,5-3 yıllık bir cezaevi süreci var. Bu sürede zaten rahattım çünkü ailesinin yanında kaldığım için kendisi bana cezaevinde yattığı süre zarfında bir şiddet uygulayamadı. O yüzden de evliliğimiz 5 yıl boyunca sürebildi. Cezaevinden çıktığında hani herkesin umudu şu şekildeydi. En azından akıllanmıştır. Hani bir daha yapmaz. Ama aksine kendisi daha çok bilenmiş, daha çok hırslanmış bir vaziyette. Çıktıktan 1 ay sonra tekrardan şiddetleri başladı. Bizi boşanma noktasına getiren konu yine ailesiyle bir gün bir sıkıntısı var. Ve bir gün böyle annesiyle tartışıyor. Zaten bana da ufaktan sinyalini veriyor. Bana da işte su getirmemenden ya da ekmek niye almadın dememden sıkıntılar çıkartıyor, kavga çıkartıyor. Ben de bu süreçten çocuğum etkilenmesin diye evden çıkmaya karar verdim. Kendisi annesiyle tartışsın yani dedim. Yani ben evden çıkmaya kalmadan yere oturdum, çocuğumun ayakkabısını giydiriyorum. Kendisi ayak yumruğuyla bana bir vurdu. O vuruş. Yani ondan sonra zaten hiçbir şeyi hatırlamıyorum. Çünkü kendime geldiğimde elmacık kemiğimi kırmıştı buradan. İnce bir kemik noktası var. Orayı kırdı. Karakola gittim ardından. Şikayetçi ve davacı oldum kendisinden. Ertesi günde hastaneye gittim. Elmacık kemiğimin kırık olduğunu, acil ameliyat olmam gerektiğini ve bunların hepsinin de raporları var zaten. Ameliyat oldum. Ameliyatım zorlu bir süreçti. Bu süreci evladım ve ailemin desteğiyle atlattım. Zaten ameliyattan bir hafta sonra da başımda sondaj vardı. Çünkü bu taraftan bir delik açtılar, o şekilde girdiler. Ameliyatımdan bir hafta sonra sondajım çıktı. Ben adliyeye gittim, boşanma davası açtım ve tek celsede boşandım kendisinden. Hiçbir şey talep etmeden. Boşandıktan sonra size şiddet uyguladı mı? Tabii, boşandıktan sonra da şiddet uyguladı. O kanlı resmim boşandıktan sonra olan bir olay. Tehditler nasıl oldu? Ölüm tehdidi nasıl oldu? Ölüm tehdidi şu şekilde oldu. Hayır, ilk defa olmadı. Onur'un sürekli yapmış olduğu bir ölüm tehdidi yani. Her daim. Ne zaman beni sinir etmeye çalışır ya da ne zaman benim canımı yakmaya çalışır, ya çocuğu kullanır ya da beni tehdit eder, ailemi tehdit eder. Ama artık beni sosyal medyaya taşırma noktasına gelen şey, benim Instagram hesabımda liseden, ortaokuldan, üniversiteden arkadaşlarım var ekli. Ve özellikle erkek olanların hepsini ekliyor tek tek. Ve onlara benim adımdan ya da sahte hesaplardan yazılar yazıyor. İşte siz kimsiniz? Sibel Aslan'ın niye oluyorsunuz falan filan. Ve onlara ahlaksızca şeyler soruyorlar. Arkadaşlarımdan da şu cevabı alıyor. Hani sen kimsin? Boşanmışsın. Daha niye rahatsız ediyorsun? Ha tamam, seni buldum. Sen o kişisin. Sevgilisisin. Yani kendisi barışmak istiyor. 2 hafta öncesine kadar reddediyorum. Reddediliyorum çünkü senin hayatında biri var. Ve medyadan da o kişiyi bulmaya çalışıyor kendince. Kafasında kurduğu şeyleri söylüyor aslında bana. Dün gözaltına alındı benim şikayetlerimden dolayı. Zaten pazartesi günde savcılığa yapmış olduğum bir suç duyurusu vardı kendisi hakkında. Gerekli ifadeleri savcı hanım almıştır. Zaten oğlum için 6 ay, benim için 3 ay bir uzaklaştırma kararı verildi. Şu an herhangi bir sıkıntımız yok. Ama serbest bırakıldığı için hala tedirginim. Yani korkuyorum, belki de sessizce bu sefer yapacağı işi yapacak. Tabii ki de sesini göstermeden yapacaktır ya da herhangi bir yerden bana mesaj atmadan yapacağını yapacaktır. O yüzden tutuklanması için elimden geleni bu saatten sonra yapacağım ve sizin de desteğinizle ve devletin de desteğiyle inanıyorum ki bir kadın cinayetinin örneği ben olmayacağım. Yani yetkililere çoğun çağrım bu ruh hastası insandan, yani psikolojisi bozuk, madde bağımlısı insandan bana zarar gelmeden ve evladım arkamda gözü yaşlı bırakmadan beni kurtarmalarını, bu şahsın tutuklanmasını ve gerekli cezayı almasını istiyorum.